Bundava. Evet arkadaşlarım, geldik ilk Türk İslam eserlerine, hemen bakalım önemli olanlarına. Burada bir sürü isim var ama senin için önemli olanlar olacak. Onlara bir bakalım ve bunları tarih testi içerisinde değil de anayasada güncel bilgilerin son 6 sorusuna koyabiliyorlar. Çünkü bizim 3 sorumuzu çalıp güncel bilgileri koydular, eklemişlerdi onları. Dolayısıyla 9 tane hukuk sorusu, 6 tane de güncel bilgi sorusu geliyor. Hemen baktığımızda ilk Türk İslam eserlerine Kutad Güvilik 2021 KPSS sorusu tekrar sormayacak. Üzerine bir çizdim ama kısaca bahsedelim. Yusuf Fazıl Hacıbi'nin eseridir. Karahanlı dönemi bir eserdir arkadaşlarım. Kutad Güvilik mutluluk veren bilgi anlamındadır. Yol gösteren anlamındadır. Hükümdara öğütler verir. Aynı zamanda Yusuf Fazıl Hacıbi bu eserini Batı Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğrahan'a ya da Ulu Kara Buğrahan'a sunmuştur. Karahanlı dönemi eseridir arkadaşlarım. Divan-ı Lügat-ı Türk ise Türkçe Arapça bir sözlüktür arkadaşlarım ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmut bu eserini Abbasi halifesi El-Muktedi Billah'a sunmuştur. Bu detaydır tabii ki. Tekrar ettim. Abbasi halifesi El-Muktedi Billah'a sunmuştur. Burada şöyle bir soru geldi bir yıl. İşte Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk'üne göre Türk'ün kanadı olarak bilinen şey aşağıdakilerden hangisidir dedi. İşte şıklarda kalkan vardı, kılıç vardı, işte at vardı, ok vardı falan arkadaşlar. Burada Kutad Gubi, Divan-ı Lügat-ı Türk'ü okumana gerek yok bunu yapabilmek için. Birazcık mantık gerektiriyor. Türk'ün kanadı olarak bilen. Kanat ne işe yarar? Uçmamı sağlar. Uçarsam hızlı giderim falan. Dolayısıyla benim hızlı gitmemi sağlayan şey de attır. Cevabımız da zaten at idi arkadaşlarım. Ve yine Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır Divan-ı Lügat-ı Türk. Zaten ikisi de Türkçe yazılıyor. Karahanlıca ya da Uygurların Hakaniye lehçesinde yazılıyor arkadaşlarım. Ve Divan-ı Lügat-ı Türk'ün içerisinde ilk Türk dünyası haritası yer almıştır arkadaşlarım. İlk Türk dünyası haritası Divan-ı Lügat-ı Türk'ün içerisinde yer almıştır. Bu önemlidir. Divan-ı Hikmet ise bir ahlak kitabıdır. Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi. Atabetül Hakaik, Edip Ahmet Yüksekçi tarafından yazılan yine bir ahlak kitabıdır arkadaşlarım. Ve Divan-ı Hikmet de yine Karahanlı hükümdarı Muhammed Dat Sipahsalar'a sunulmuştur. Ama dediğim gibi bu da seni ilgilendirmez. Şunlar yani dördü Karahanlı dönemi eserleridir. Öyle de soru yapabilir. Karahanlı dönemi eserlerinden biri değildir de diyebilir arkadaşım. Firdevsi biliyorsun, İranlı bir tarihçi. Şehname isimli eserinde İran-İskit savaşlarını anlatıyor. Bu savaşlarda Alpertunga'ya verilen isim Afrasiyap. Bunu bir yıl sormuştu 2014 KPSS'de. O KPSS'yi hazırlayan komisyon 2016'da lağvedildiği için böyle bir soru bir daha gelmeyecek arkadaşlarım. Ve Firdevsi Şehnamesini Gazneli Sultan Mahmut'a sunmuştur. Nizamülmülk Alparslan ve Melik Şah zamanında vezirlik yapıyordu. İlk Atabeydi, Nizamiye medreselerinin kurucusuydu ve Selçuklu tarihinde anlattığı Siyasetname diye bir eseri vardır. Muhakemetü'l-Lügeteyn ise Ali Şir Nevai'nin eseridir. Ali Şir Nevai bir Timur dönemi yaşayan bir bilim insanıdır. Lügateyn iki dilin karşılaştırılması anlamına gelir. Yani lügateyn iki dil anlamındadır. Onları muhakeme ediyorum. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu anlatan bir kitaptır arkadaşlarım. Ali Şir Nevai'nin Timur dönemi yazmıştır. Burada şuna dikkat edelim. Kemal Tahir'in bir eseri var. Devlet Ana. Kemal Tahir'in eserlerinden soru yapıyor. Bazı yıllarda yapmıştı. Kemal Tahir bu eserinde Anadolu'da Moğol baskısı altında yaşayan Türklerin teşkilatlanma çabasını anlatır. Anadolu Selçuklu'nun sonundan Osmanlı kuruluşuna kadar olan dönemi anlatır. Anadolu'da tekrar ettiğim Moğol baskısı altındaki Türklerin teşkilatlanma çabasını anlatmıştır arkadaşım. Hemen geldim bilim insanlarına geldiğimde İbni Batuta ki İbni Batuta'yı ben Orhan Bey zamanında da göreceğim. Orhan Bey için Türkmen hükümdarlarının en ulusu diyor arkadaşlarım. Orhan Bey zamanında tekrar söyleyeceğim ve ahiler hakkında tam Trakya'cı hakkında ahiler hakkında bilgi vermiştir İbni Batuta. Buna dikkat ettim ve nerede de söyleyeceğim, Orhan Bey zamanındadır. Biruni ise Asar-ül Bakiye isimli eserinde Hint milletlerinden, Hindistan'daki milletlerden bahsetmiştir ve Batı'da Ali Borun olarak bilinir. Aynı zamanda böyle Instagram'da keşfette falan her yerde denk geliyor bu. Gazneli Sultan Mehmet Mahmut kendisi için sarayımın hazinesi demiştir ve enlem ve boylam derecelerini tespit etmiştir. Dolayısıyla astronomiyle de ilgilendiğini görüyoruz. Kendisini tekrar ettiğim sarayımın hazinesi dedi Gazneli Sultan Mahmut ve aynı zamanda
enlem ve boylam derecelerini tespit etmiştir. İbni Bibi ise bir Selçuklu tarihçisidir. Alaaddin Keykubat'ın ölümü üzerine Ulu Keykubat isimli bir eser yazmıştır ve bu eserinde Alaaddin Keykubat'ın zehirlenmesinde etkili olan bir vezir Saadettin Köpek'ten de bahseder. Kendisi bunu zaten orada da Anadolu Selçuklu'da söylemiştim. Selçuklu tarihçisidir kendisi. İbn Sina Batı'da Avicenni olarak bilinir. Elkan'ın Fittıp diye bir eseri vardır. Bir tıpçıdır yani aynı zamanda. Kendisi zaten eserinden de bunu anlıyorum ki Batılılar bunu Latince'ye çevirip okutuyorlar falan üniversitelerinde arkadaşlarım. Şimdi ben İbn Sina'yı önceden Muallimi Salis yani üçüncü öğretmen olarak biliyordum. Artık öyle bilmiyorum. Osmanlı'nın Lale Devri'nde de bunu söyleriz ama üçüncü öğretmen olarak bilinen artık Osmanlı'nın Lale Devri'ndeki düşünürlerinden biri olan ve edebiyatçılarından biri olan Yanyalı Esat Efendi'dir arkadaşlarım. Muallimi Salis olarak geçen öyle düzelttiler onu. Farabi ise Muallimi Sani yani ikinci öğretmendir. Birincisi kim? Birincisi Muallimi Evvel yani Aristo'dur ona dikkat ettim. Farabi ikinci öğretmendir. İhsal Ulum isimli eseri vardır. İlimlerin tasnifi anlamındadır arkadaşlarım ve Türk İslam tarihindeki ilk müzik eseri de yine Farabi'ye aittir. Musikül Kebir isminde bir eseri vardır Farabi'nin. Gazali ise İhyaül Ulumiddin isimli eseri vardır. Din ilimlerinin ihyası anlamında bir eserdir arkadaşlarım ve siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir Gazali. Aynı zamanda Nizamiye medreselerinde de eğitim görmüştür kendisi. İbn-i Rüşd ise aklın dinden üstün olduğunu savunuyor. İbn-i Rüşd aklın dinden üstün olduğunu savunuyor. Endülüs Emevileri döneminde yaşıyor arkadaşlarım. Yani Tarık bin Ziyad komutasında İber Yarımadası'nı fethedecek. Bizim İslam Yarımadası'ndaki Müslümanlar, Arap İslam Devleti. Dolayısıyla Endülüs Emevileri döneminde yaşamıştır. İbn-i Rüşd aklın dinden üstün olduğunu savunarak Orta Çağ Avrupa'sında skolastik felsefenin yıkılmasında etkili olan biridir. O yüzden baya önemli. Skolastik felsefe dogmatik düşünce. Her şeyi kiliseye bağlıyor. Kilise mesela para karşılığında günahları affediyor. Para karşılığında cennetten yer ayırıyor. O yüzden senin okumanı, yazmanı, öğrenmeni istemiyor. Neden? Onun işte para karşılığında cennetten yer ayırmasına inanmayacaksın çünkü. Buna da ne dedim? Skolastik düşünce. Yani her şeyi dine göre açıklayan düşünce. Onun yıkılmasına kim etkiliymiş? İslam bilim alimlerinden İbn-i Rüşd. Harezmi ise batıda algebra olarak bilinir. Şu özelliğini bilmen senin için yeterlidir. Sıfır rakamını bulan kişidir Harezmi. İbn-i Leysem Alhazen olarak bilinir. Batıda modern optiğin kurucusudur arkadaşlarım. İbnül Heysem modern optik. Elkindi İşitler'de tarihçidir ve ilk İslam filozofu olarak bilinir. Elkindi İşitler'de tarihçidir ve ilk İslam filozofu olarak bilinir. Zemahşeri Mukaddimetül Edep isimli bir eseri vardır. Zemahşeri'nin arkadaşlarım Harizm bölgesinde yaşamıştır. Bu da Arapça bir sözlüktür. Mukaddimetül Edep. Ravendi ise Selçuklu tarihi isimli eseri. Bak Ravendi de tarihçi, İbn Bibi de tarihçi arkadaşlarım. Selçuklu tarihçisi. Ravendi Selçuklu tarihi isimli eserini Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'e sunmuştur ve Ravendi'nin görüşleri enteresan görüşleri vardır. Ravendi'nin madde sonsuzdur diyor arkadaşlarım. Yani hiçbir şey yoktan var edilmemiştir diyor. Zamanla her şey gerçekleşir diyor. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da zaman tanrıdır diyor arkadaşlarım. Ravendi'nin görüşlerine göre Mutezile ve İsmaili tarikat tarafından da Ravendi'nin görüşleri incelenmiştir, irdelenmiştir arkadaşım. Tekrar ettim. Madde sonsuzdur. Hiçbir şey yoktan var edilmemiştir diyor Ravendi. Ve aynı zamanda da zaman tanrıdır diyor. Her şey zamanla kendiliğinden gerçekleşmiştir diyor arkadaşlarım. Ravendi görüşlerini. Burada beni en çok ilgilendirenlerden bir tanesi konuşamadılar. Biruni'dir arkadaşlarım. Asrarül Bakiye ve enlem boylam derecelerini tespit etmesi önemlidir. Sarayımın hazinesi dedi. İbn Bibi birazcık öğabeteliktir. İbn Sina'yı bir yıl sordular güncel bilgilerde zaten arkadaşım. Yakın zamanda sorulduğu için tekrar geleceğini zannetmiyorum. Farabi önemli, Muallim-i Sani ikinci öğretmen. Gazali dediğim gibi siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir ve Nizamiye medreselerinde
okuduğu için Gazali de önemlidir. İbn-i Rüşd aklın dinden üstün olduğunu savunur ve skolastik felsefenin yıkılmasında etkili olduğu için önemlidir arkadaşlar. İbn-i Leysen modern optin kurucusudur. İbn-i Elkindi işitlerde tarihçidir ve ilk İslam filozofudur ama bunlar birazcık hani daha çok ÖABT tarzı kaçar. Yani genel kültür testi için çok uygun değildir arkadaşlarım ama ÖSYM'de hiç belli olmaz. Çünkü 7-8 tane de zor sorun olacak senin. Ama Ravendi kesinlikle ve kesinlikle nedir? ÖABT'liktir de diye biliyorum. Harizmi sıfırın bulan kişi olmasından dolayı da önemlidir. Şimdi şurayı siz birazcık da Mevlana'dan Yunus Emre'nin eserlerinden falan bir bahsedeyim. Hani birazcık edebiyata giriyor ama yine de onlardan bir bahsedelim arkadaşlarım. Mesela bu dönemde Nasreddin Hoca halk edebiyatçısı olarak geçer arkadaşlarım. Özellikle de Anadolu Selçuklu'nun son dönemlerine doğru 13. ve 14. yüzyılda özellikle de yaşamıştır. Burada Mevlana'ya baktığımda mesela Mesnevi diye bir eseri var. Divanı Kebir diye bir eseri var. Mektubat diye bir eseri var. Ve Fihi Mafi diye de bir eseri vardır. Mevlana'nın eserlerinden değildir ya da tarzında soru yapabilir. Mesela Risalet-i Nusye'yi koyabilir. O Yunus Emre'nin eseri arkadaşlarım. Bu eserlerin içeriğinden zaten soru yapması tarih testi için imkansızdır. Güncel bilgilerde de imkansızdır. Gidenler de edebiyat öğretmenliği ÖABT'de falan yapar buradan soruyu arkadaşlarım ki Şems'le de arasındaki irtibatı Elif Şafak'ın kitabında, Aşk isimli kitabında zaten görmüştük arkadaşlarım. Yunus Emre'nin ise yani bu dönemde yaşadıklarını, 14. yüzyılda, 13. yüzyılda yaşadıklarını, Selçuklu döneminde yaşadıklarını falan bilmem daha iyidir aslında soru açısından. Mesela Divan diye bir eseri var ve aynı zamanda Risalettin Nusiye diye de bir eseri var. Tabi hocam o kadar çok şey var, nasıl tutacağım bunları aklımda falan oluyor arkadaşlarım. Bak burada işaretlediklerime en çok dikkat et. Ve zaten üzerine soru çözdükçe ne olacaktır? Bunlar oturacaktır. Soru çözmezsen daha önce söylediğim gibi burada kendimiz çalıp kendimiz oynamış oluruz. Bunlar çünkü birazcık da hani nasıl kalan kavramlardır? Birazcık da ezber kalan kavramlardır arkadaşlar. Mesela Hoca Dehhani. Selçuklu Şehnamesi isimli bir eseri vardır. Hoca Dehhani'nin arkadaşlarım. İşte Nesibi'nin Türkçe Divan ve Farsça Divan isimli eserleri vardır. Ama burada senin en çok Mevlana ve Yunus Emre'ye dikkat etmen gerekiyor. Şunları bildiğinde, hatta yani Mevlana'nın eserlerinden değildir deyip Yunus Emre'yi koyar şıklara. Şu ikisini bilmen bile soruyu sana doğru yaptırabilir arkadaşım. Evet, bu dersimiz de bu kadar. Bundan sonra biz sizle nereden devam edeceğiz arkadaşlarım? Bir takım mimari kavramlardan, işte kümbettir, imarethanedir, külliyedir, medrese nedir, taphane nedir, onlardan birazcık bahsedeceğiz ve bazı sanat dallarından bahsedeceğiz. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.